Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sunar. Konya'dan Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 40 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası tarımın her yönüyle ilgileniyor. Bugünkü konumuz da tarımda eğitim ve tarım ekonomisi nasıl yönlendirilmeli? Ülkemizde tarımın ve hayvancılığın genel problemlerini konuşacağız. Bugün yine çok özel iki konuğum var. Hemen sol tarafımda Profesör Doktor Cennet Oğuz. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı. Abdullah Kaya Ziraat Mühendisi, aynı zamanda araştırmacı, gazeteci. Tarımsal eğitimi de dediğim gibi konuşacağız. Çiftçimizin en büyük ihtiyaçlarından birisi tarımsal eğitim. Ama tabii ki bu neyle olacak? Ekonomiyle olacak. Tarım ekonomisi nasıl olmalı? Konya bölgesinde, İç Anadolu'da tarımın ne gibi problemleri var? İşletmelerin problemleri nelerdir? Neler yapılmalı? Bunu da Cennet Hocam'la konuşacağız. Hocam, ilk önce sizden başlayalım. Hem kısaca sizi tanıyalım. Tarım ekonomisinin faaliyet alanları nelerdir? Teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize de hayırlı seyirler diliyorum öncelikle. Tabii tarım ekonomisi deyince öncelikle tarım ekonomisi nedir? Biraz ondan bahsederek, mesleğimizin getirmiş olduğu niteliklerden de bahsederek, bölge ekonomisine, bölge ekonomisinden de ülke ekonomisine geçerek cevaplamakta yarar var. Tarım ekonomisi aslında genel ekonominin temel prensiplerini kullanarak tarımda ortaya çıkan problemleri uygulamalı olarak sahada çözümleyen bir bilim dalı aslına bakarsanız. Ama tarım ekonomisinin genel ekonomiden en önemli farkı tarım işletmeleri üzerinde işletmelerin genel yapısı, ekonomik yapısı, ellerindeki bulundurdukları kaynakları nasıl kullanacaklarıyla doğrudan ilgili olduğu için bir de şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi insan ihtiyaçları sonsuz denecek kadar çok fazla. Ama bakıyoruz elimizde bu ihtiyaçları karşılayacak olan kaynaklarımız sınırlı. Üretim kaynaklarımız sınırlı. Tarımdaki bu kaynaklarımız, toprak kaynaklarımız, su kaynaklarımız, insan kaynaklarımız gibi sınırlı olan kaynaklar var. Bunları da iyi yönetir, etkin kullanabilirseniz o zaman hem üreticimiz kazanır, hem oradaki bölge insanları, bölge kazanır, işletmeler kazanır. Dolayısıyla da oradaki yerinde işletmelerin kalkındırılması sağlanarak, yani gelir ve yaşam seviyeleri yükseltilerek nereye katkı yapmış oluyoruz? Ülke ekonomisine, ülke ekonomisindeki gelişmeye ve kalkınmaya da katkı yapmış oluyoruz dolaylı olarak. O nedenle üniversitelerin aslına bakarsanız bölgesel gelişmeye olan bu yönde önemli katkıları bulunmakta. Bu önemli katkılarını yapabilmek için tarım ekonomisi de ziraat fakültelerindeki bölümlerden bir tanesi. Tarım ekonomisi bölümlerinin temel özelliklerinden bir tanesi de üreticilerin ellerindeki, tüketicilerin eline, sadece üretici boyutu yok bizde, tüketicilerle de, hane halklarıyla da çalışıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla kıt kaynakları en iyi şekilde nasıl, ne yapacağız, nerede yapacağız bunları, nasıl, hangi metotları kullanarak yapacağız, sonuçta kime hitap edeceğiz, kim için üreteceğiz bunları, nasıl değerlendireceğiz? Yani diyoruz ki işte çok zaman zaman tarımsal ürünleri çok üretiyoruz. Elimizde kalıyor. Yeteri kadar üretmiyoruz. Bu sefer fiyatlar yükseliyor. Nitekim 1989 yılında fiilen ben Konya'ya geldiğim zaman devletin tarım politikalarından bir tanesi
Tahıl Nadas sistemiydi, uygulamasıydı. Birisi tahıl Nadas uygulaması, birisi de tahıl baklagil uygulamasıydı. Yani Nadas alanlarını daraltma projesi kapsamında devlet Nadas alanlarını yönelik olarak baklagiller yetiştiriyordu ve bunu teşvik ediyordu. 1989-92'li yıllara kadar bu yapıldı ve neredeyse dağ taş yeşil mercimek üretildi. Bugün bunu ithal eder duruma geldik. O nedenle örnek verme gereği duydum. Benim o zaman doktora çalışmamın temelinde de bu tahıl işletmeliği, tahıl artı Nadas uygulaması yapan işletmelerin ekonomik analiziydi. Dolayısıyla o zaman o kadar çok yeşil mercimek üretildi ki Konya bölgesinde, işte o İç Anadolu, Orta Anadolu bölgesi diyeyim, Nadas alanları daraltma projesi kapsamında. Sonra bunu nereye koyacağımızı bilemedik. 1992'li yıllara geldiğimiz zaman hatta beslenme uzmanı Profesör Doktor Ayşe Baysal Hoca televizyon programlarına çıkıyordu ve sürekli işte mercimekle ilgili ne kadar sağlıklı olduğunu, bunu et yerine, süt yerine, neredeyse her şeyin yerine tüketmemiz gerektiğini söyleniyordu. Tamam, hani yıllık 2 kilo yeşil mercimek tüketiyorsan bunu vatan millet için 4 kiloya çıkarırsınız. Ama bundan sonrasını ne yapacaksınız? Değil mi? Burada büyük bir sorun oluyor. Çok üretmek artık amaç değil. Bugün bakıyoruz, o zaman İç Anadolu, Orta Anadolu bölgesinde yeşil mercimeği üretiyorduk. Bugün ama biz bunu dışarıdan ithal eder duruma geldik. Bu bizim işte yeşil mercimek ya da kırmızı mercimek veya baklagiller üretemediğimizden mi? Hayır. Politikaların daha düzenli, daha sürdürülebilir uygulanması ve kaynak kullanımının doğru yapılması gerektiğinden yola çıkmak gerekiyor açıkçası. Bu yine tarım ekonomistlerinin bir görevlerinden bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri, tarım ekonomistleri işletmelerin planlamasını yapar. İşletmeler ne yapması gerekiyor? İşletmelerdeki ya da üreticilerin, çiftçilerimiz aslında çok akıllı. Ama onları doğru bilgilendirmek ve onların güvenlerini kazanmak çok önemli. Verdiğiniz eğitimlerde, ben 1989'dan beri verdiğim eğitimlerde bunu gördüm. Ve sonuçta baktık ki üretici bilgi aldığı kaynakları ya da yayımcıdan bilgiyi aldığı zaman bunu çok önemsemiyor. Ne zaman bunu hayata geçiriyor ya da önemsemeye başlıyor? Kendi yaşıtlarından etkilendiğini görüyoruz. O zaman biz Konya bölgesinde mesela 2009'lu yıllarda, 2010'lu yıllarda ben açıkçası üzülüyordum. Niye sahada çok etkili olamıyoruz acaba diye. Sonra bunu fark ettim. Üreticilerin kendi yaşıtlarından daha çok etkilendiklerini. O zaman dedim ki bunlar statü kazanmak istiyor. O zaman Önder Çiftçi Derneği'ni kurma, kendilerinden bir şey olsun, kendilerinin temsil edildiklerini görsünler ve gittikleri yerde ben şuyum, yani ben çiftçi Mehmet A değil ama ben işte Önder Çiftçi Derneği'nden Mehmet şu dediği zaman statüsünde daha farklı bir şey ortaya çıkıyor. Ve nitekim biz bunları 2007 yılında 19 çiftçiyi de alarak Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları, yine tarımsal danışmanlıklar yeniydi Türkiye'de ve ben Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama Araştırma Yayın Merkezi Müdürlüğü yapıyordum o dönemde. Merkezle beraber 19 çiftçiyi Hannover Tarım Fuarı'na götürdük. Çiftçilerimiz orada gördüklerini, daha sonra gelen çiftçilerden baktık ki işte girişimci olanlar çıktı. Demek ki dedik görseler yapacaklar. Mesela hayvancılık işletmelerini, o Kasım ayının sonuydu oraya gittiğimiz. -22 dereceye kadar oradaki 200 baş sağlan hayvanı olan bir aile işletmesine götürdük. 200 baş, bakın, sağlan hayvanı vardı. Ve 1980'lerden itibaren modernizasyonunu tamamlamıştı. 1800'lü yıllardan gelen bir aile işletmeciliği var. Biz hatta Hememilk diye bir işletmeydi. Burayı özellikle gösterdik. İşte süt sağım ünitelerinin olduğu, hayvanların belirli bir refah ortamında sırayla sağıma girdiklerini, üst düzeyde de hafta sonları aileler çocuklarıyla gelip orada kahvaltı edebildikleri,
süt ve süt ürünleri tüketebildikleri, çocukların ata bindikleri, hayvanları orada buzağıyı, danayı, horozu, tavuğu, atı orada gördüklerini çiftçilerimize gösterdik. Mesela dediler ki hocam kar yağıyor dışarıda, kar atıştırıyor. Bunun bir tarafı kapalı ahırın. Bizde hayvanlar üşür diye kapalı. Yıllarca biz bunu anlatamadık üreticilere. Yani hayvanlarınız üşümez, ahırların havalandırma bacalarını kapatmayın, pencerelerini kapatmayın ama sıkı sıkı kapatırlardı. %90'ı kapalıydı. Ta 97-98'li yıllara kadar. Nem de olur o aşamada. Hayır, sadece nem değil. Altını temizleyemiyorsun. Son derece kötü bir ortam. Havalandırmasız. Girdiğiniz zaman 5 dakika duramıyorsunuz. Hayvan nasıl duracak? Nitekim 1992'de ithal hayvan projeleri yine vardı. Damızlık hayvan projeleri. Ve %90'ına yakını telef oldu o dönemlerde. FAO'nun yine bir araştırması vardı ve ben de uzman olarak orada görev yapmıştım. Ve bu raporlardan birisini hazırlamıştık. Karşımıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi şuydu. Bilginin götürüldüğü kişilerle faaliyeti gerçekleştirenler farklı kişilerdi. Bunu görünce ben o zaman çok şaşırmıştım. Nasıl yani dedim. Tabi o zaman hayvancılık işte iki tane, üç tane ineği ya var ya yoktu işletmelerin. Kadınlar ve kız çocukları hayvancılıkla ilgileniyorlardı. Ama bilgiler kime gidiyor? Kahve köşelerinde erkek olan çiftçi üreticilere gidiyor. Onlar da alıyor, almıyor. Ama şu bir gerçek, bu hayvanları günde 3 defa besleyeceksin. Bunu herkesten duyabiliyorduk. Ama nasıl beslenecek? Ne kadar su tüketmesi gerekiyor? Bu hayvanların ne kadar havaya ihtiyacı var? Kaba yem ne kadar tüketecekler? Hiç böyle bir şeyler yok. Ve inanın 2000'li yıllara kadar Konya bölgesi için söyleyeyim. Türkiye için de bu yapı çok fazla değişmiyor. %70'i neredeyse yerli kara hayvanlardan oluşuyordu. Bugün bakıyoruz. Yani tarımda teknolojiyi kullanmak zorunda. Tarım ekonomistlerinin bir görevi de bu yayım faaliyetini iyi yapmak. Yani kırsal alandaki üreticiye tarımdaki teknolojiyi nasıl kullan, uygun dozda, uygun zamanda, uygun zeminde nasıl kullanacağını vermek gerekiyor. Bunu da yine üreticilerimiz gerçekten biliyorlar ama dediğim gibi bizden değil, kendilerinden. İşte o önder çiftçilerine, firmalar mesela zaman zaman önder çiftçileri davet ediyorlar. Fuarlara katılıyorlar, oralarda görüyorlar. Bunlar çok etkili faktörler oldu ve son dönemlerde bölge tarımında da çok büyük gelişmelere neden oldu. Yani şimdi Konya bölgesinde 4 tane üniversite var. Üniversitelerin bölgesel gelişmeye olan katkıları da çok fazla. Bilginin arkasında tarımsal teknoloji geliyor. Bilgiyi iyi yönetirseniz, tarımda da iyi kullanır ve iyi uygularsanız gerçekten o zaman insanların ihtiyacı olan ya da ülkenin ihtiyacı olan ürünleri yerinde, zamanında ve uygun miktarda üretme şansını yakalayabilirsiniz. Çok mu ürettiniz? O zaman bu çok üretilen ürünleri nerede değerlendirebileceksiniz? İşte tarım ekonomistlerinin bir görevi de bu. Düşük vasıflı ürünleri nerede değerlendireceksin? Yüksek vasıflı ürünleri nerede değerlendireceksin? Ürünlere nasıl katma değer kazandıracaksın? Efendim domates olarak sattığın zaman kaç tır satacaksın? Kaç tır göndereceksin? Ama işte domates sosu olarak ele aldığın zaman katma değerli ürüne dönüştürmüş oluyorsun. Veya sanayi ürünü olmuş oluyor. İşlenmiş ürün yapılması. İşlenmiş evet. Ürün olmuş oluyor. Ama tabii ki katma değer kazandırılmasının altında bir de diğer marka tarımsal ürünlere marka değeri kazanılması. Eskiden bunu dediğiniz zaman hemen herkese tarımda nasıl marka olunacak deniliyordu. Ama bugün hani isim vermekte bir beis görmüyor. Mesela Torku burada. Ya, Torku'yu verebilirsiniz. Evet, Torku burada gerçekten kırsal kalkınmanın itici güçlerinden bir tanesi. Ve hem tarımsal teknolojinin uygulandığı, hem çiftçisinin örgütlenmesini tamamladığı ki örgütlü bir çiftçi kitlesi var önünde. Yaklaşık 50 bin üyesi var yanlış bilmiyorsam. Ve bu 50 bin üyeyi çok güzel bir şekilde
eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyor, onlara neyi vermesini, mesela teknolojiyi öyle bir kullanıyor ki bugün sabah da Mevlana Kalkınma Ajansı'nın bir programı vardı ve orada yazılımcı bir gencin tarımsal girişimcilik üzerine bir söyleşi vardı. Gerçekten çok hoşuma gitti Torku'yla da birlikte çalıştıklarını, tarlalarda üreticilerin arazilerini, işte donlu gün sayısını, meteorolojik olayları, çiftçinin cep telefonuna rahatlıkla diyor ki işte 2 gün içerisinde don olacak. Ona göre önleminizi alınız veya tarlanızın şurasında şu var vesaire. Bütün bunları artık teknolojiyle yönetmeniz mümkün olabiliyor. Ben 1990'da İsrail'de mesela sahada görüyordum çölü. Çölde mesela kesme çiçekçilik yapıyorlardı. Bakıyorsun insan faktörünü göremiyordum. Bütün teknoloji, 1990'dan bahsediyorum. Biz 2017'deyiz ve tarımda teknolojiyi yeni yeni kullanıyoruz. Şundan korkmamalıyız. Tarımda teknoloji kullanıldığı zaman, örneğin Konya'nın 100 bin çiftçisi var. 100 bin çiftçi işte tarımda insan, iş gücü atıl mı kalacak? Ne yapılacak korkusu olabiliyor zaman zaman. Hayır olmaz. Şimdiye kadar gelinen noktaya bir bakın. 1960'lı yıllarda, 50'li yıllarda ilk traktörler girdiğinde de benzer sıkıntılar, alet ekipmanlar girdiğinde benzer sıkıntılar yaşanmış. Ama bakıyoruz ki halen o tarımdaki istihdam devam ediyor. Bu kaynakları, elimizdeki kıt kaynakları iyi kullanmanın ötesinde bir de etkili kullanmak zorundayız. Yani yaptığımız her projenin bir geri dönüşümünü sorgulamak zorundayız. Etki değerlemesini yapmak zorundayız. İşte bu da yine tarım ekonomistlerinin evet. yapması gereken hocam, konulardan bir tanesi. Çok güzel özetlediniz aslında. Yani Türkiye'nin kanayan yarasına da parmak bastınız. Çünkü yıllardır bu böyle. Amasya'ya bakıyorsunuz, bir sene çok soğan var. Çöpe atıyorlar. Bir bakıyorsunuz soğan müthiş derecede para kazandırıyor. Çiftçi o yıl onu görüyor. Öbür sene, ben şunu biliyorum. Orada hakimi, savcısı, memuru, öğretmeni herkes soğan ekti. Evet. Çok para kazandırdı evet. diye ama öbür sene de maalesef üretim fazlası olduğu için çöpe atıldı. Tabii burada benim sizin anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç çiftçiye dokunabilen insanların oluşması. İşte evet. Konya'ya gelen eski yanılmıyorsam Edirne valisinin veya Tekirdağ Önder valisinin Önder Çiftçi Projesi'nin açılışında da evet ben oradaydım. Evet. O projeyle beraber bakın siz bunu söyleyince ben sevindim. Çünkü Önder Çiftçi Derneği kuruldu ama ben fuarlarda bakıyorum. Önder Çiftçi Derneği'nin yeri var ama bir faaliyet yok. Sizin çiftçiye Önder Çiftçi üzerinden onlarla beraber ulaşabilmeniz çok ciddi evet, bir evet. metot olmuş. Bunun sonuçlarını da konuşacağız ama Abdullah Hocam'a da döneceğim. Sevgili seyirciler, Abdullah Kaya bizim meslektaşımız, gazeteci ama aynı zamanda ziraat mühendisi. Bu dönemde ziraat mühendisleri bizim mesleğimize çok el attılar. Hocam hem sahada hem gazetede yazıyor. Tarımsal eğitimle ilgili enteresan bir çalışmaya girdiniz. Çıkış noktanız neydi? Sahada neler yapıyorsunuz? Kısaca sizi tanıyalım. İsmim Abdullah Kaya. Ziraat mühendisiyim. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi tarla bitkileri mezunuyum. Uzun bir süre ticari hayattan sonra mesleğimize geri dönmek icap etti. O zamanlar zaten hocam bizim mezun olduğumuz dönemlerde asistan, oradan bir tanışıklığımız vardı. 2010 yılında danışmanlık sertifikasını aldık. Danışmanlık noktasında hizmet verebiliriz düşüncesiyle. O yıllarda hem danışmanlık yapıyoruz çiftçilerimize hem de eğitim noktasında faydalarımız oluyor idi. 2012 yılından bugüne kadar da tarımsal alanlarda tarımsal sorunlar, güncel konularla ilgili tarım yazarlığı yapıyorum. Ve şunu da söylemek gerekirse Konya tarımın baş şehri. Ciddi anlamda da yazılarımız takip ediliyor.
çok çok olumlu eleştiriler alıyoruz kurumlardan. Demek ki doğru yoldayız diye bu bizi daha bir aşkla, sevkle işimize yönlendiriyor. Eğitimi de 2010 yılından beri alanlarda yapıyoruz, danışmanlık icabı. 2012 yılından bu yana da halk eğitimler vasıtasıyla yaptık. Oradaki amaç gaye TKDK, işte Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu'nun makine ekipman desteğinde tıbbi aromatik belgesi istemesinden kaynaklandı halk eğitimlerle çalışmamız. O bizim bir çıkış noktamız oldu. Yaklaşık olarak 2017 yılının ortasına kadar Konya ve Türkiye'nin çeşitli illerinde 10 bin kişi hem sertifika hem de eğitim vermiş olduk. Bu yaptığımız anketlerin neticesinde de %94 oranında bir başarı sağladık. Eğitim evrensel bir konu. Üniversiteler veriyor, tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri veriyor. Çeşitli kurumlar veriyor, özel sektör veriyor. Burada hepsi bir amaç ve gaye. Hem kendini tanıtma adına hem çiftçiye bir şeyler verme adına. Ama bizim vermiş olduğumuz eğitimler yerinde. Yani çiftçinin ayağına giderek, onlarla hemhal olarak derdinden anlamak suretiyle sertifika odaklı olduğu için %94 oranında başarı sağladık. Yani çiftçi kendinden biri gibi görüyor, istediğini sorabiliyor. Uzun süreli olduğu için eğitimler, yani mesela 104 saatlik eğitimler var, 72 saatlik eğitimler var, 48 saatlik eğitimler var. Siz yerinde veriyorsunuz. Yerinde veriyoruz. Yani köye gidip köyde eğitim veriyoruz. Köye gidip köyde eğitim veriyoruz. Bu süreçte de çeşitli kurumlar bizlere destek verdi. Özel kuruluşlar destek verdi. İsim vermek istemiyorum. Bununla birlikte çiftçiler Konya'dan geldiğimiz için masraflarımızı karşıladılar. Yani bir şeyler öğrenme adına. Bu da tabii bizi ciddi anlamda sevindirdi. Neye? Çiftçinin, üreticinin eğitimi aç olması. Yani bu sebeple kendimizi daha bir konsantre, daha bir araştırmaya sevk etti. Ve geçen yılın sonuna doğru işte biliyorsunuz Milli Tarım Projesi ortaya atıldı. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda. Biz ne yapabiliriz? Bir de şu sözle ben devamlı dikkate alırım. Ülkesini seven insan bildiği işi yapsın diye. Biz tarımcıyız, eğitimciyiz. Eğitim yolunda ilerleyelim, bir şeyler verelim düşüncesiyle. Gerçekten güzel hizmetler verdik. Gerek hocamla, gerek Tarım İl Müdürlüğü'yle günlerce toplantılar yaparak bu eğitimi nasıl yönlendirebiliriz? Yani Milli Tarım Projesi'ne, Konya Tarım'ın başşehri, nasıl destek çıkılabilir düşüncesiyle 55 kişilik bir ekip oluşturduk. Ziraat mühendislerinden olan. Bunları Ramazan Bayramı'nı müteakip bir araya getirerek hem eğitimlerini sağladık. Çiftçinin karşısında sıkıntılar olabilir düşüncesiyle. Yani eğiticilerin eğitimini diyebiliriz yani şey olarak. O eğitimleri de tamamladıktan sonra bir tanıtım programı yaptık 15 gün önce. Burada şunu açık ve seçik ifade etmem gerekiyor. Bu eğitim sürecinde yerinde olduğu için tabii ulaşım noktasında, diğer masraflar noktasında Konya'daki sivil toplum örgütü kuruluşlarıyla görüştük. Bilhassa ziraat odalarıyla. Ciddi anlamda destek verdiklerini gördük ziraat odalarının. Yaklaşık 25 tane Konya'mızda ziraat odası var. Her bir başkanla aşağı yukarı görüştük. Her biri taşın altında elimizin olması gerektiğini, bu hizmette bizim de olmamız gerektiğini söyleyerek her türlü masraf noktasında desteklerini görünce biz işimize daha bir aşk ve şevkle sarıldık. Buradan teşekkür etmem gerekirse Merkez Ziraat Odası Başkanı Ali Atay Biner Bey var. Ciddi anlamda destekleri oldu. Merkez ilçe ziraat odalarımızın destekleri oldu. Hatta bazı ziraat odalarımız yer verdiler mühendislerimize. Burada kontrol olsun, burada çiftçiyle hemhal olsun, çiftçinin derdini gidersin düşüncesiyle. Ve bu hafta itibariyle çalışmalarımız başladı. Konya'mızı 11 bölgeye ayırarak 3 ile 9 mühendis arasında
o bölgelere hizmet vermek kaydı şartıyla böyle bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Burada her şeyden önce amaç ve gaye üretim odaklı, yani üretimi artırmaya yönelik eğitimler olması düşüncesindeyiz. Zaten Milli Tarım Projesi'nin ana hedefleri 83 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 150 milyar dolara çıkmasıdır. Bu da mevcut arazi şartları genişlemeyeceğine göre üretimin artması gerekiyor. Üretimin artması için de hocam da biraz önce söyledi, eğitim ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda biz üretim odaklı eğitimlerimize başladık. Her yıl bir eğitim konusu belirleyerek 2023'e kadar bu eğitim projesi devam edecek. Burada belediyeler destek çıkıyor, sivil toplum örgütü destek çıkıyor. Yani gerçekten güzel ve başarılı olacağımıza sonsuz inanıyorum. Peki burada hocam, ziraat odalarına da eğitim veriyor musunuz? Yani sadece çiftçilere yönelik bir eğitim bu. Çünkü ziraat odalarının da eğitime ihtiyacı var birçok alanda. Hem tarımsal alandaki eğitime ihtiyaçları var. Ya eğitime bunlar da katılıyorlar mı sizin verdiğiniz eğitimde, yoksa sadece sponsor mu oluyorlar? Yok, katılıyorlar. Yani delegeler diyebiliriz. Mesela her mahallenin bir delegesi var. Yani mesela Selçuklu dinliyorum, 30 tane mahallesi var. 30 tane mahallenin delegeleri de katılıyor bu tür eğitimlere. Hem çiftçiyle beraber olmuş oluyor, hem de o eğitimden istifade etmiş oluyor. Burada devamlılık esas. Siz eğitim vereceksiniz, işte sertifikalar verilecek. O delegelerin de, o ziraat odası başkanlarının da bunu devam ettirebilmesi lazım. Devamlı. Zaten ziraat odalarının da şeyleri, kendi tarım danışmanları var, istihdam ettikleri. Dolayısıyla onlar bu verilen eğitimlerin bir parçası durumundalar. Yani her ziraat odasının tarım danışmanı var mı? Tarım danışmanları var. Hepsinin yok hocam da bazılarının var yani. Ama önemli oranda var yani. Önemli oranda var yani. Merkezdekilerin var ve iyi de çalışmalar yapıyorlar. Çünkü ziraat odası bizim hassas bir noktamız. Hocam da bilir, takip ettiyse. Ziraat odaları da bizim daha doğrusu çalışmayan ziraat odalarıyla sıkıntılı işler yapan ziraat odaları da biz yayınlarımızda yer veriyoruz, ama ziraat odaları kurumsal kimlikleri benim için çok önemli. İşte kapatılsın, şudur budur diyen çok oluyor ama ben ona katılmıyorum. Ziraat odaları kurumsal kimlik olarak muhakkak suretle yer almalı. Mesela siz bu eğitim çalışmalarından bahsedince ben sevindim. Çünkü ziraat odaları çiftçinin temsilcisi. Ziraat odaları eğitime, yani ekimden hasada kadar bunun eğitim sürecini de dahil ederseniz bütün aşamalarında ziraat odasında olması evet. lazım. Konya'lı ziraat odalarını bu manada kutluyorum ben. Hem kutlamak gerekiyor, hem de teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten güzel şeyler yapılıyor Konya'mızda. Bunu söylemem gerekiyor. Bu arada Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de çok önemli bir görev düştü. Yaklaşık 55 tane insanın hem sosyal güvence hem maaş noktasında en büyük şey bir istihdam oldu. Yaklaşık 55 tane mühendisin bir istihdamı. Hem bu arkadaşlarımız uzman mühendis, danışman arkadaşlarımızla beraber kendilerini yetiştirme adına, hem alanda kendini daha çok geliştirme adına önemli bir şeye imza atıldı. Yani buradaki 4 yıl boyunca teorik olarak yetişti, ayrı olay, ama bir de alanda pratiğe dökmeleri çok önem arz ediyor. Yani buradaki şey sadece bir eğitimle kalmıyor ama bir altyapı da oluşturmuş oluyor. Onu da söylemek gerekiyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsun, hani hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem Halk Eğitim Müdürlerimiz gerçekten oraya parmak basıyor. Yani onlar da bir gayretin içerisinde, yani memleket sevdası diyebiliriz. İşte tarıma bizim de katkımız olsun diye işi kolaylaştırma adına, yani bunlar kursları açılıyor. Kursların ivedi bir şekilde açılması, efendim modüllerin belirlenmesi, girişler yapılması, bunlar da apayrı bir olay. Buraya da hem Milli Eğitim Camiası'na da teşekkür etmek gerekiyor. Bu arada fakültemiz de işin içerisinde, başta hocam olmak üzere diğer hocalarımız da destek veriyor. Yani çiftçilerimize burada şey düşüyor sadece, gelip eğitimini almak, bilmediğini öğrenmek. Tarım İl Müdürlüğü işin içerisinde saatlerce toplantı yaptık.
Yani nasıl bir yol haritası çizilebilir, nerelerde eksikleri var ilçelerimizin, tabii bilmiyoruz biz ziraat odalarının dışında. Onlar da dedi ki biz şu bölgelerde şu eğitimler noktasında işbirliği yapabiliriz diye. Her şey hazır. Üniversite hazır. Eğitim süresi ne kadar sürecek hocam? İşte 104 saat dediniz, 72 saat dediniz şöyle, ama Ekim'den Hasat'a kadar devam eden bir süreç var mı? Biz şöyle, şu anda başlamış, Mayıs'ın 15'ine kadar bu eğitimler devam edecek. Bu arada bu eğitimler esnasında bu sene süt hayvancılığı üzerine her şeyden önce aylık şeylerimiz olacak, anketlerimiz olacak, 50 soruluk. Burada süt veriminin nereden nereye getirilmiş veya buzağı ölümleri ciddi anlamda yüksek oranlarda, hatta Faruk Çelik Bey, bir önceki Tarım Bakanımız, işte buzağı ölümleri yarı yarıya düşürülmüş olsa ithalata gerek yok diye böyle bir söylemi var, sizler de biliyorsunuz. Bu hareket şeyinde devamlı 8 ay boyunca çiftçiler yapacağımız anketlerle kontrol altında tutacağız. Bu anketleri ilgili kurumlara da iletmiş olacağız. Evet hocam, bir de reklama gitmemiz lazım. Evet. Hemen toparlayalım eğer. Bir de hedef belirledi ki süt veriminde inşallah, tabii diğer konularda da eğitimimiz olacak da, %10 artırmayı bu eğitimlerle hedef koyduk. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Evet. Sevgili seyirciler, tabii buzağı ölümleri ülkemizin önemli problemlerinden birisi. Hayvancılığın daha doğrusu. Eğer yaklaşık 400 bin buzağın öldüğü söyleniyor. İşte bugün Konya Damızlık Sır Yetiştiriciler Birliği 2018'i buzağı yılı olarak, önceki haftalarda biz programda duyurmuştuk bizim programa katıldıklarında. Bugün de basın toplantısı yapmışlar. Bu çalışmayı başlattılar ki ben hatta şöyle bir iddia koymuştum ortaya. Eğer siz %15'ten %5'in altına düşürürseniz canlı yayında saçımı kestireceğim. Bunu Cennet Hocama da soracağım, Hasan Hocama da soracağım. Benim saçlar tehlikede mi değil mi? Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Önümüzdeki hafta Tarım Masası'nda Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Sayın Faruk Çelik konuğumuz olacak. Gündeme dair bilinmeyen birçok şeyi de Sayın Faruk Çelik açıklayacak. Tabii biz sorularımızı soracağız. Bakan ne kadar açıklayacak onu da bilemiyoruz. Tekrar programımıza gelecek olursak, WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Ekranda alt tarafta telefon numaramız var. Buraya WhatsApp'tan mesaj atarsanız WhatsApp'tan gelen mesajları da konuklarımıza soracağız. Biraz önce bir WhatsApp'tan bir mesaj okudum. Sayın yetkili diyor bana, konuşmacının kim olduğunu söylerseniz konuştuğunun ne olduğunu daha iyi anlarız demiş. Ben tekrar tanıtayım. Profesör Doktor Cennet Oğuz Hocam, Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin, Abdullah Kaya Ziraat Mühendisi, onlar da tarımsal eğitim vererek çiftçilerimizi bilgilendiren bir çalışmaya girdiler. Cennet Hocam, tekrar sizden başlayacak olursak, Konya Türk tarımının önemli bir merkezi. Hatta tarımın başkenti de diyebiliriz. Evet. Konya'nın tarım potansiyeli nedir? Bu konuda bir konuşalım. Ondan sonra da bizi ithalata getiren noktaya biz nasıl geldik onu konuşalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii Konya gerçekten Türkiye'nin önemli tarımsal alanları olan, Türkiye'nin önemli tarım potansiyeli olan illerden bir tanesi. Hem il büyüklüğü, alan büyüklüğü olarak çok fazla, ama bunun yanında tarım potansiyeli olarak hayvan sayısının, Türkiye'deki hayvan sayısının %5'ini bulunduran, yine Türkiye'deki üretilen sütün %5.7'sini üreten,
bitkisel üretimiyle neredeyse meyvecilikte önemli bir yere gelen, hububatta gerçekten 2 milyon hektar tarım alanıyla önde olan illerden hatta bir tanesi. Hatta TÜİK verilerine göre birkaç gün önce açıkladılar. Yumurta tavukçuluğunda da Türkiye ikincisi. Konya tavukçuluğu yaklaşık gerçekten. 10 milyon civarında bir tavuk var. Yani Türkiye'nin %10'unu hitap eden bir sayı. En fazla tavuk yumurta ve tavuk üreten illerinden birisi aynı zamanda. Gerçekten bu yönüyle baktığımız zaman hayvancılık ve bitkisel üretim ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Hayvancılıkta dediğim gibi Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığının %5'ini oluşturuyor. Yine üretim açısından öyle. Hayvan varlığı açısından şöyle bir bakacak olursak, yaklaşık Konya ilinde büyükbaş hayvan sayısı olarak 500 bine yakın hayvan olduğunu görürüz ve bunun da yaklaşık olarak %43'üne yakını sağlanan hayvanlardan oluşuyor. Bitkisel üretimde ise hem meyvecilikte çok önemli, hem bitkisel sebze üretiminde son derece önemli. Hatta son dönemlerde 2007'li yıllardan sonra bölgede kırsal kalkınma adına mikro projeler uygulanıyor. Mesela köy bazlarında diyelim ki işte Yaylacık köyü daha önceden 1700 metre yukarıda bir dağ köyü bu. Uygulanan mikro projeler olduğu için bunlardan bahsetmekte yarar var. Çünkü kırsal kalkınmayı tetikleyici unsurlar oluyor bunlar. Burası göç veren, gerçekten işte 50 hane kalmış, son kadınlar ve çocuklardan oluşan bir dağ köyüydü. Burada üniversite, işte o zaman İl Özel İdare'ydi. İl Özel İdare, Tarım İl Müdürlüğü birlikte hareket ederek buraya çilek fideleri, işte bodur elma fidanları verildi. Bugün kısacası sonuca geleyim, ürettiği çilek marka haline geldi, Yaylacık çileği. 2 hafta önce mesela Beyşehir Derebucak'ta Genmos şeker fasulye şenliği vardı ve tescil olarak marka haline geldi. Bakın, tarımda marka olayını görmeye başlıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bu tür mikro projelerle tarım potansiyelindeki hem yaş meyve sebzede bir artış var bölgede. Zaten önemliydi daha da, ama Konya bölgesi hani geçmişten günümüze kadar bir hububat bölgesi, endüstri bölgesi olarak tanınıyor. Bugün baktığımız zaman Konya bölgesinde kuru alanlarda, kuzey kısımları genelde kuru alanlardan, kurak alanlardan oluşuyor. Sulu alanlar, kurak alanlar gene eskiden olduğu gibi hububat, %71 oranında hububat yetiştiriliyor. %26 halen nadasa bırakılıyor. Bakın, ben demin hani sözümüzün başında ne demiştim? 1989-92'li yıllarda tahıl nadas projeleri uygulandı. Peki o zamandan bu zamana bunların daha da iyileşmesi gerekiyordu. Ama hala %26'sını nadasa bırakıyoruz. Baklagillerin neredeyse her yıl bir, işte 2003'le diyeyim, 2016 arasında yaklaşık 1.8 milyar dolarlık baklagil ithalatı yapmışız. Bunlar da önemli. Ya biz nadas alanlarımız var, kurak ve buralarda baklagil, yeşil mercimek yetiştirebiliriz, nohut yetiştirebiliriz. Bunları planlamak gerekiyor. Mesela gelen sorulardan birisi, bu sene nohut neden pahalı diyor, size sormuşlar. Onun tabii birçok faktör var. Onu da yeri gelince cevaplayayım. Yine işletmelerimizin büyüklükleri sıkıntılı. Yani geçimlik gibi. Mesela bitkisel üretimde Tarım Bakanlığı artık 20 dekardan aşağısını ne yapmıyor? İzin vermiyor. Bunu artık yasal olarak sınırlandırdı. İnsanlar eskiden ne oluyordu? Miras yasalarıyla parçalanan arazilerimiz ortalama 7 parçadan oluşuyor. Çiftçinin bir arazisi buradaysa, Konya merkezde ise bir arazisi Cihanbeyli'de. Arasında çok büyük bir fark var. Zaman kaybı, iş gücü kaybı, maliyet kaybı, her yönden kayıplar söz konusu. Dolayısıyla iyi bir ölçek ekonomisine göre bu yönde güzel çalışmalar var. Şimdi bazen şey yapıyoruz. İşte Konya acaba
tahıl ambarı niteliğini kayıp mı ediyor? Böyle bir şey var ya geçmişten. Ben buna çok katılmıyorum. Şöyle ki, cumhuriyetli yıllardan günümüze kadar getirdiğimiz zaman gelinen noktayı sizler de göreceksiniz. Mesela cumhuriyetli yıllarda nüfusumuz 13 milyon kişiden oluşuyor. Tarım arazilerimiz yaklaşık 13 milyon hektardan oluşuyor. Buğdayın dekara verimine bakalım. 50 ile işte 120 kilogram arasında değişiyor. Bugün sulu koşullarda Konya bölgesinde, Türkiye geneli de böyledir, 600 kilogramların üzerinde verim alıyor. 700-800 alanlar. Onlar ekstrem ama ortalamadan bahsediyorum. Ben 600 kilogramlar, kuru koşullarda 350 kilograma kadar verim alıyoruz. Efendim şeker pancarı 150 kilogramlardan bugün gelinen nokta ortalama 7000-8000 kilogram, 12000 kilogramlara kadar alan üreticilerimiz var bunları. Mısır, bu bölgenin mesela Konya bölgesinin bitkisi olmayabilir ama 2006'lı yıllardan sonra önemli bir yayım çalışmaları yapılarak hayvancılığın da gelişmesiyle beraber silaj vesaire yapılması için mısır üretiminin de cumhuriyetli yıllarda dekara 100-150 kilogramken bugün bakıyoruz ki 7000-8000 kilogramlara verimin arttığını görüyoruz. Şimdi bunlar, bu gelinen noktayı küçümseyebilir miyiz? Yok sayabilir miyiz? Nüfusumuza bakıyoruz, o zaman 13 milyonmuş. Bugün geliyoruz 79-80 milyon nüfustan bahsediyoruz. Tabii orada nüfusumuzun 15 milyon olduğu dönemde büyükbaş hayvan da 15 milyonmuş. Şimdi 80 tamam, milyon onu biraz daha şey yapalım. 90'lı yıllarda büyükbaş hayvan sayılarımız da neredeyse 60-70 milyondu. Bakın 60-70 milyon. Ne zaman hocam? 90'lı yıllar. Tam kesin şu anda şey bilmiyorum ama 90'lı yıllarda bakılabilir bu. Küçük başta beraber olmasın hocam. Bende resmi rakamlar var da. Kaç yıl var hocam mesela? Resmi rakamlar? 2000 yılında büyükbaş hayvan sayısı 11 milyon. 90'lı yıllarda diyor. Ha, bilmiyorum. Yani bir 7-8 yıl öncesinden bahsediyor hocam. Belki toplamıyla beraber toplamda olabilir. Yani 2000'li yılların sayısını hemen alalım hocam sizden. 11.024.000. Ne o? Büyükbaş. Büyükbaş. 2000'li yıllarda. TÜİK verisi mi? TÜİK verisi. Olabilir. O kadar da düştüğünü ben bilmiyordum. Ama şu anda büyükbaş hayvan sayımız ne kadar Türkiye'de? 14-15 milyon civarında. 14 milyon civarında. 2023'lü yıllarda biz bunların projeksiyonlarını yaptık. 18 milyon civarında bir büyükbaş hayvanımız olacak. Bugünkü koşullar devam ederse, yani şu mevcut yapıyı muhafaza edebilir, koruyabilirsek 18 milyon civarında bir büyükbaşımız olacak. Siz benim saçlarımın kesilip kesilmeyeceği konusunda fikrinizi söyleyin. Ya gerekirse kestiririz de yani. Ne yani %5'in altına düşer mi buzağı ölümleri? Ben şimdi zooteknist değilim. O nedenle buzağı ölümleri, projeksiyonlar çok farklıdır ve %10'lara kadar gerçekten bir ölüm oranları var burada. Bilimsel olarak da bu var. Ama hani kendi alanımın dışında olduğu için oraya çok fazla girmek de istemiyorum. Ama sürü projeksiyonlarını yaparken bir projeyi mesela süt hayvancılığı projesini yazarken örneğin 20 baş sağlan hayvanı varsa buradaki sürü projeksiyonu yaklaşık 75 baş hayvana tekabül eder. Biz buna ölüm oranlarını koyarız, doğum oranlarını koyarız, işte hastalık ve zararları her şeyi koyarak bu sürü projeksiyonun bu kadar tutması gerektiğini düşünürüz. O nedenle şimdi buzağı ölüm oranları düşer mi düşmez mi? Ama düşüren mesela Torku bugün Panagro'yla değil mi birçok şeyi yönetiyor. Buzağı ölümlerini de çok güzel önlüyor. İşte mesela oradaki rakamı merak ediyorum ben acaba. Buradan da söyleyeyim hemen. Panagro yöneticilerinden veya Torku'dan bir muhakkak bizi dinleyen vardır. Evet. Buzağı ürünlerindeki oran nedir? Bana onlar da oldukça düşürülmüş durumda. Çünkü çiftçiler bile getirip buzağların yeni doğum ya da orada doğum yaptırıp bu ölümleri oldukça düşürebiliyorlar. Bu şekilde özellikle tarım işletmelerinin yapısındaki ölçek büyüklüğünü arttırabilmemiz gerekiyor. Birim alana verimi arttırmak için teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Nedir teknoloji derseniz, iyi ve kaliteli tohum kullanmak, işte iyi bir gübreleme yapmak, uygun zamanda, uygun dozda ilaçlama yapmak, çevreye, insana zarar vermeden
Bunun ötesinde mekanizasyonu iyi kullanmak, uygun şekilde sulama yapmak, sulama tekniklerini iyi kullanmak, yağmurlama sulama ya da damla sulama gibi bütün bunlar teknolojinin sonucunda birim alana verimi arttırabilirsiniz. Yani hocam toparlamak gerekirse birim alandan işte Türkiye'nin nüfusunun 13 milyon olduğu dönemdeki toprak en az yani ürünlere göre değişmek kaydıyla en az 10 kat hatta daha fazlası daha fazla, evet. Verim artışlarının olduğunu görürsünüz ve bunları hiç de küçümseyemiyoruz. O nedenle bizim burada yapacağımız arazi toplaşması, devlet de son yıllarda bunu yapıyor biliyorsunuz. Tarım evet, politikaları kapsamında. Evet. Toplaştırma başarıya ulaştığı zaman bu verimlilik artışları daha da katlanacaktır. En azından alan kayıplarımız olmayacak. Her şeyi bir tarafa bırakırsanız alan kayıplarımız olmayacak. Sulama maliyetlerimiz biraz düşecek. Tohum maliyetlerimiz düşecek. Çünkü alandan kazanmış olacağız. Yine onun ötesinde hayvancılıkta üreticilerin eğitimleri önemli. Şimdi bizim üreticilerimiz gerçekten bilinçli. Fuarlara katılıyor, işte firmaların eğitimlerine katılıyor. Zaman zaman üniversitelerdeki eğitimleri, sempozyum, kongre gibi gerçekten bunları çok iyi takip ediyorlar. Ama bunu takip eden üreticiler, toplam üreticilerin %4'ünü geçmiyor. Toplam, Türkiye geneli de böyle. İşte önder çiftçi dediğimiz kişiler bunlar oluyor. Bunlar yenilikleri takip ediyor, o yeniliği kullanıyor. Diğer yeniliğe geçtiği zaman öbür çiftçi daha onun kullandığı bir önceki yeniliğe yeni adım atmış olabiliyor. Mesela Konya bölgesinde 20 dekara kadar veya 100 dekarın altında arazisi olan işletmelerin oranı ne kadar? %83. Yani Türkiye geneli de böyle. Bunu çok fazla şey yapamazsınız. Hayvancılıkta ve arazilerin kullanımı konusunda da, teknolojinin kullanımı konusunda da ne yapmak zorundayız? Bu kaynakları doğru yönetmek için üreticileri de eğitmek zorundayız. İşte Abdullah Bey'in sahada hani üniversitelerin yanında, diğer kurum kuruluşların yanında serbest tarım danışmanları olarak da verdikleri eğitimler bunun bir parçası. Halk eğitimde o alanda 55 tane istihdam ettiği kişi, ziraat mühendisi olan arkadaşlarımıza sahada bu eğitimlerden birini vermeye çalışıyorlar. Bir diğeri örgütlenme. Örgütlenme bugünkü anlamda o kadar çok kırsal kalkınma kooperatifleri var ki, o kadar çok üretici birlikleri var ki, etkili olarak çalışanlar da var ama çok etkinsiz, gerçekten amacına ulaşmamış çok kooperatifler var. Biz bunların örneğin bir Danimarka'da süt ve süt ürünlerin %99'unu bu kooperatif birlikler pazarlar. Uzak Doğu'da da öyle. Danimarka ne kadar bir ülke? Hollanda keza. Aynı şekilde bakıyorsunuz Hollanda işte önemli süt ihracatçısı ülkelerden bir tanesi dünyada. Şimdi küçük hani Konya'dan çok az bir büyüklüğü olan bir ülke. Bunu nasıl yapıyor? İşte elindeki hayvan ırkı bizde de var Holstein ırkı onlarda da var. Ama oradaki yapı hayvanlar ne yapıyor? Yeşil merada otlanıyor. Serbest, hiçbir kısıtlama yok. Bizdekiler öyle değil. Bizdeki hem ahırların iyileştirilmesi gerekiyor. İşte son dönemlerde örneğin Türkiye'de 42 ilde, Konya'da da var İPART, TKDK Kırsal Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun vermiş olduğu Avrupa Birliği kaynaklı hibe programları var. Burada daha öncesi de 2009-2010'lu yıllarda da şimdi dediniz ya ithalata nereden geldik? Şimdi 2007-2008'de 2009'lu yıllarda kuraklık oldu Türkiye'de. 2006 yılında sinyaller vermeye başlamıştı zaten. 2006-2007 çok kurak geçti hepimizin bildiği gibi. Üretici elindeki hayvanlara yem bulamadı. Kaba yem bulamadı. Samanın kilogramı oldu. Kilogramdan bahsedeyim. 1 liraya çıktı. Şimdi 600 lira. Sütün kilogramı o zaman bakın 2006-2007'de bu 0.37'de yani 37 kuruştu. Devlet ne yaptı? Süt fabrikalarına neredeyse 35 yanlış söylemeyeyim 35 trilyona yakın bir para aktardı. Ve süt tozu yaptırdı. Ve sütün kilogram fiyatı da
0.76 TL'ye kadar çıktı o dönemde. Ama üreticiler şimdi 2-3 tane hayvanı olan üreticiye bakın. Süt fiyatları çok düştü diye hayvanını keser mi? Kesmez. Kendi bahçesine, kendi artıklarıyla idare eder. Ama işletmesinde 10 baştan daha fazla sağlan hayvanı varsa bu en az 30 hayvan demektir. 20 baş sağlan hayvanı varsa 70 hayvan demektir. 150 baş, 200 baş, 300 baş, 500 baş hayvan olan ne yaptı? Kesin yem ya. Bulamayınca aç hayvan canlı materyal. Kesti. Kesime gönderdi. Ondan sonra akabinde kurban bayramı geldi. Kurban bulunamadı. Akabinde ülke içerisinde et ihtiyacı için kesecek hayvan bulamadık. Ne yaptı devlet? O zaman dışarıdan ithalatla bunu karşılamaya, aynı zamanda da damızlık ithalatı yapmaya başladı. Damızlık hayvan, gebe hayvan ithalatı yapmaya başladık. Bunlar hem zor, hem zahmetli, hem maliyetli işler. Yani devlet bunları yaparken gerçekten çok zorlanıyor. Yani öyle kolay yapılan işler değil. İşte bizim burada Konya bölgesinde de 1992'lerde ithal hayvan projesinin sonucunu değerlendirdiğimizde %90'ı telef olmuş. Ama şimdi büyük oranda kesim için yapılıyor. 2006, 2007, 2008'de kuraklıktan dolayı hayvanların önemli bir miktarını ne yaptık? Yem bulamadığımız için kesime gönderdik. Neyi gönderdik biz? Süt hayvanını gönderdik. Süt hayvanı demek et hayvanı demek. Ot yok. Yani bir ineğin kesilmesi kaç tane yavruyu da yok tabii, ediyorsun? Onun boşluğunu doldurmak yanılmıyorsam 2 seneyi bulan bir daha süreç fazla, yani. Daha fazla. Siz bunları gebe hayvan, eğer gebe hayvan doğuracak hayvansa o zaman dediğiniz doğru, ama sıfırdan siz bir üretim yapacaksınız. O zaman dışarıdan getirdiğiniz hayvanın adaptasyon koşullarına bakın vesaireye bakın. Ne oluyor? Gelen hayvanlar buraya adapte olamıyor. Irkı farklı olabiliyor. Mesela Torku şu anda Angusları gerçekten oraya gidip görmenizi tavsiye ederim. Gayet güzel buraya adapte olacak şekilde uyumlandırdılar. Tabii Torku'nun tesisi Avrupa'nın evet, en büyük tesisi. Buna uyum sağladı ama çiftçi koşullarında bize uygun değil. İşte veya bizim amacımız süt verimini. Ben şöyle bakıyorum. Konya bölgesi bugünkü şu andaki hayvan varlığıyla 500 bine yakın hayvan varlığı var neredeyse. 447 bin ama biz, hani akıllarda kalsın diye 500 bine yakın hayvan varlığıyla burada gerçekten önemli bir potansiyel ve yaklaşık olarak 1.2 milyon ton da süt üretim var yıllık. Dolayısıyla bu süt, işte Türkiye'deki sütün %5.7'sini üretebilmek de önemli bir şeydir. O zaman Konya bölgesi İstanbul gibi, Ankara gibi büyük mega kentlerin süt üretim merkezi olabilir. Ama bu sorunları, mesela kaliteli kabayağın problemini çözmek zorundayız. Hocam kabayağın, hemen hocamdan devam edelim. Yem bitkilerinde ne durumda? Çünkü uzmanların açıkladığı hayvancılık yapan insanların her bir hayvanı için 2-2,5 dekar muhakkak süretle yani bitkisel yemler ekilmesi gerekiyor. Yani her şeyi hazır alayım dönemi para kazandırıyor ve maliyetleri çok yükseltiyor. Bu durumda yem bitkilerinde ne durumdayız hocam? Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. Devamlı alanlarda olduğumuz için bazen köylerde, Körgelik veya Çahami kenarlarında dinlenirken çok doktor gördük. Sap aramak için köy köy dolaşan avukatlar gördük. Hayırdır, ne işiniz var diye sorduğumuzda işte sap arıyoruz. Saman arıyoruz, efendime söyleyeyim. Bu tür kaba yem peşine düşen böyle insanlarla karşılaştık. İşi küçük işletmeler yapabilir, işin ehli insanlar yapması gerekiyor. Bu girişi yaptıktan sonra ben 1954 yılında o günün Tarım Bakanı Nedim Ökmen Bey'in bütçe konuşması sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu ifadesi, et meselesi ot meselesidir diye.
O günün şartlarına bakıyoruz. Hala et meselesi gündemde. Bugünün şartlarına bakıyoruz. 63 yıl geçmiş. Hala et meselesi gündemde. Değişen hiçbir şey yok. Bugünkü bakan şunu diyor. İki türlü çözülür et meselesi diye. Birincisi mevcut mera alanların olumlu bir şekilde kullanılması ve mera alanlarına sahip çıkma noktasında hareket edilmesi gerekiyor diyor. İkinci, yem bitkilerinin ekim oranlarının fazla olması diye. Şimdi ben öncelikle mera alanları 1950'li yıllardan günümüze düşme oranlarını resmi rakamlarla izah etmeye çalışacağım. Mesela 1950'li yıllarda 37 milyon 800 bin hektarmış mera alanı, bu TÜİK verileri. Yaklaşık kullanılabilir arazinin %46.4'üne tekabül ediyor. 95'li yıllara baktığımızda yaklaşık 20 milyon hektarlık bir düşüş var. 20 milyon düşmüş mü? 20 milyon hektar düşmüş. 17 milyon 300. Yüzdeye baktığımızda %21.4. 2015 yılında ise 14 milyon 600 bin hektara düşmüş. Toplam kullanılabilir arazi noktasında %18.7 oranında. Yani bunun orman vasfı var, tarım arazileri var. Bu yaklaşık 24 milyon hektar alan, bunun 10 milyon hektar alanı orman vasfına döndürülmüş. Yani veriler doğrultusunda. Yaklaşık 15 milyon hektar alanda tarım arazisi şeklinde kullanılmış. Veriler bu şekilde. Şimdi ben bir de o günün 2000'li yılların hayvan sayısıyla yıllık üretilen ot miktarı ve ihtiyaç olan ot miktarını söylemek istiyorum. Bunlar da TÜİK verileri. 2000 yıllarına baktığımızda 11 milyon 024 bin büyükbaş hayvan sayısı var. Yıllık kaba yem ihtiyacı toplamda 56 milyon 300 bin ton. 55 milyon ton şu anda. Evet. 16 milyon 100 bin tonu kuru ot, yani ihtiyaç olan o günkü hayvan sayısına göre bu TÜİK verileri, 40 milyon 200 bin ton da yeşil ot ihtiyacı var. Yani hayvancılığın rentable olması için, dışa bağımlı olmaması için ve üretilen miktara baktığımızda 9.9 milyon ton çayır mera bitkisi. Yani mevcut meralarda ortalama 70 kilogramından kuru et. Ama bunu da küçükbaş kullanıyor, ayrı olay. Yeşil yem olarak, yem bitkisi olarak da 5 milyon 500 bin ton 2000'li yılların verisi. Toplam açığa baktığımızda 41 milyon 900 bin ton gibi 2000'li yıllarda bir açık söz konusu. Yani hayvancılık nasıl rantabal olur, nasıl dışarı bağlı olup olmamayı izleyicilere bırakıyoruz. 2015'li yıllara geldiğimizde ise yaklaşık hayvan sayısı 16,5 milyon civarında büyükbaş hayvan sayısı. Toplam yem ihtiyacı kuru ot noktasında 24 milyon ton, yaş yani yeşil ot miktarı da 59 milyon 900 bin ton. Toplam 83 milyon 900 bin ton kaba yem ihtiyacı var. Yani hayvancılığın ilerleyebilmesi için. Üretime bakıyoruz, 53 milyon 700 bin ton. Bunun mera alanlarından elde edilen ot, yani resmi rakamlara göre 11 milyon 700 bin ton, 42 milyon ton da şey üretilmiş. Bir araya girmek istiyorum. Şimdi hayvancılıkta, özellikle süt hayvancılığında sizin ürettiğiniz 1 kilogram süt, biz hani tarım ekonomistleri açısından söylüyorum, 1,5 kilo yem alabilmesi gerekir. Buna yem paritesi deriz. Uluslararası yem paritesi vardır ve bu yem paritesinin asgarisi 1,5'tür. Yani Türkiye'nin yem paritesine baktığınız zaman son dönem 1,3'tür. Ama sizin 1 kilogram sütle şu anda 1,5 kilogram yem alıyorsanız bu sürdürülebilirdir. Peki Türkiye'de şu anda oran nedir? 1,3. 1,3 alabiliyor muyuz? Yani 1,3. 1 kilo sütle 1,3 yem alabiliyor muyuz? Yem alabiliyoruz şu anda ortalama. Ama bugünkü koşullarda ifade ediyorum. Çünkü bunları biz hesapladığımız için, yani şu son dönemde bir projem vardı, o nedenle hesapladım. Dolayısıyla uluslararası düzeyde Türkiye'nin yem paritesi 1,3. Dolayısıyla
Yemi hesaplarken bu şekilde hesaplamak gerekiyor. Yani kabaca biz mesela Konya bölgesi için bir büyükbaş hayvan birimi için, yani sağlam bir hayvan için 3 dekar alanda yem bitkisi üretmek zorundasınız. Aksi halde süt maliyetlerini düşürme şansınız yok. Bunları da mesela zamanında 2012'li yıllarda hesaplamıştık bu süt komisyonundan dolayı. Mesela her şeyi kendisi ürettiği takdirde sütü 0.40 TL'ye mal ederken işte yem rasyonunu dışarıdan, kaba yemini, kesif yemini dışarıdan satın alıyorsa şu anda kaça mal ediyor biliyor musunuz? 1.20 liraya. Eğer bunları kendisi dışarıdan satın alıyorsa 1 lira 20 kuruşa mal ediyor. Yani kendisi sütü üretiyorsa 0.40 47. Yani 0.50 de. 0.50 ama kuruşa mal her şeyi dışarıdan alıyorsa 1 lira 20 kuruş şu anda sütün maliyeti. Şu anda. Çünkü kesif yemi dışarıdan alıyor. Kaba yemi dışarıdan alıyor. Ama burada da şöyle bir problem yok mu? Ben programlarda bunu defalarca söyledim. Devlet hayvancılığa verdiği destekleri işte Ziraat Bankası üzerinden veriyor. Ama kime destek vereceğine devlet karışmıyor. Ziraat Bankası burada teminatlara bakıyor. Çiftçilerin birçoğunun tarlaları, ipotekler. Sadece Ziraat Bankası'ndan vermiyor. Tarım İl Müdürlüğü veriyor. Birçok teşvikler var. Prim ödemeleri yapıyor. İnanın tarımdaki teşviklerin ve desteklerin o kadar fazla ki bazen üreticiler bunun farkında bile olmuyor. Almıyor bile. Farkında değil, bilmiyor. İşte eğitimler onun için gerekli. Birçoğunu bilmiyorlar. Yani demek istediğim şu, Ziraat Bankası teminatlara bakarak kredileri kullandırdığı için teşvikleri demiyorum, kredilerden bahsediyorum. Bakanlık kredi vermiyor. Evet. Dolayısıyla teminatları da kimin teminatı yeterliyse ona veriyor. Evet. İşte burada müteahhitleri biz o zaman gündeme taşıdık. Yani müteahhitlerin teminatlarıyla müteahhitler hayvancılığa başladı. Burada da sizin söylediğiniz sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü Meralar köylünün aç. Elinde müteahhit kapalı dört duvar arasında da hayvancılık yapıyor. Her şeyi hazır alıyor. Evet ve her meslekten insan var. Yani çiftçilik aslında çiftçilik burada önemli bir meslek bana göre. Ama bu mesleği şimdi herkes yapıyor. Doktoru da yapıyor, mühendisi de yapıyor. Tabii ki yapsınlar. Ama işte mesela karşılaştığım bir olayı anlatayım. Kişi şeyde, Tekirdağ'da, Malatya'da bir süt hayvancılığı işletmesi kurmak istiyor. 150 bağışlık. Dedim ki peki yerin var mı? Hani 150 bağışlık için her büyükbaş hayvan için şey kurma, 3 dekar alanda bir yem bitkisi üretmen lazım. Sürekli buna bakacak olan aile iş gücün, işletmede tuttuğun bir iş gücünün olması gerekiyor. Adam diyor ki hocam şeyi boş verin diyor. Yem olayını diyor ben çözerim, her türlü getiririm. Varsay ki kış şartları yani Malatya soğuk yer sonuçta. Getiremedin ne yapacaksın, o hayvanları öldürecek misin? Biz o projeyi hazırlamadık mesela. Şimdi bu tür sorunları görmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Çiftçilik mesleği mesela İsviçre'de 2000'li yıllarda bir seminer programı vardı. Ona katılmıştım. Ve bir işletmede 2 gün kaldım. O kaldığım süre içerisinde stajyer öğrencilerin odaları vardı. Dedim ki size nereden stajyer geliyor? Yani bir tarım işletmesini düşünün, stajyer öğrencilerin odaları var. Dedim siz nereden stajyer öğrenci oluyorsunuz? Dedi ki çiftçilik okullarından. Nasıl yani dedim. İşte çiftçi olmak isteyen liseden sonra 2 yıl daha eğitim alıyor. Bizde elini kolunu sallayan herkes çiftçi. Çiftçilik bu kadar ucuz olmamalı. Yani çiftçilik saygın bir meslek ve bunun bir statüsünün tanımlamasının olması gerekiyor. Şili'de bir tarım makinesi üreten bir firma yetkilisiyle bir sohbetimiz hatta programda yapmıştık. Şili'de en saygın meslek çiftçilik. Yani toplumun en üst kesiminde çiftçiler var. İşte biz Amerika'ya bakıyoruz. Amerikan kovboyları bizim gözümüzde bir idol. Ama Türkiye'de çobana çok gereksiz, önemsiz bir insan gibi davranıyor. Ve 5.000 lira destek veriyor devlet. Evet. Çoban mı bulunuyorsunuz şu anda? Yabancılar orada, Afganlar. Kahramanmaraş'ta
eşek sütü üretmek için adam piyasadan bir sürü eşek toplamış. 30 kilometre falan böyle dağa tırmandım, araba toz içerisinde gittim, adamı buldum. Adam 100 lirayla başladım Recep Bey dedi, ben eşek satın almaya, şu anda dedi 300 lira civarında bir eşek. Ya eşek bırakmadım diyor piyasada toplarken. O günün şartlarında bundan 4-5 yıl önce 3000 lira 4000 lira civarında maaş vereceğim. Sırf eşek çobanı derler diye insanlar çoban olarak durmuyorlar dedi. Yani. Burada yani açlıktan nefis kokuyor dedi adamın, onun tabirini söylüyorum. 2500-3000 lira maaş veriyorum. Eşek çobanı denmesini gururuna yetiremediği için çalışmıyorlar dedi. Kendi ailesi adamı şikayet etmiş, adli dengesi yerinde değil diye. Yani. Düşünün. Yani yabancının yaptığını biz işte bir kovboyunu mesela bana birisi kovboy deyince gururum okşanıyor. Lan sen çoban mısın deyince de kendimi aşağılanmış gibi görüyor toplum. Evet. Bu bununla ilgili de lazım. Aslında Tarım Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları oldu gerçekten. Tarım ilmi hatta bilimi. Üniversitelerde tabii bir ara bizim, bölüm açılacaktı çobanlıkta. Yok, şeyler verdik, eğitimler verdik, projeler hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğü de uygulandı. Benim mesela Önder Çiftçi Derneği'ne hazırladığım sürdürülebilir üretim programı içerisinde de vardı bu tür eğitimler. Eğitimler verildi ama maalesef statüsü düşük. Hani çoban değil de hayvan eğiticisi ismi aldı vesaire aldı ama hala sürü yöneticisi dendi. Ama hala toplumsal statüsü düşük meslekler bunlar. Hatta kadının birisi çıktı, manken birisi, dağdaki çobanla benim oyum aynı mı dedi. Ya, evet olabilir. Şimdi tabii ki ülkemizde tarım potansiyelini, Konya'daki tarım potansiyelini değerlendirirken de burada mesela patates tohumlu, tahıl tohumlu, bakın bunlar çok önemli ve Konya'da tohumculuk üzerine iyi bir sektör var, iyi bir endüstri kolu ve bu kolun da iyi geliştirilmesi gerekiyor bu potansiyelinde. Çünkü bu topraklar belli bir süre sonra bu tohumları da ne yapmaya, üretmemeye başlayacak. Şimdi birçok ülke, Türkiye'de zaman zaman işte Afrika ülkelerine olsun, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde ne yapıyor? Arazi kiralıyor, işletmeler kuruyor. İşte tohumculuk için buralarda ilaç kullanılmamış yerlerde iyi ve kaliteli tohum üretebilmek için bu tür kiralama yollarına da gidiliyor zaman içerisinde. Bunları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yeri geldiği zaman ithalat da yapılması gerekiyor. Mesela örnek verecek olursak Almanya bugün yaklaşık 2,5 milyon ton süte yakın ortalama süt üretiyor. Bakın, sütü ihraç ediyor. Ortalama yıllık 2,5 milyon tona yakın sütü ihraç ediyor. Bakıyorsunuz 1 milyon 800 bin tona yakın da ithalat yapıyor. Ne yapıyor bu sütü? İşte işliyor. Süt tozu yapıyor. Hollanda tarım ekonomisi aynı şekilde. Aynı şekilde. Şimdi buraya baktığınız zaman yani niye ithalat yapıyoruz, niye şöyle yapıyoruz, niye böyle yapıyoruzdan ziyade neden yapıyoruz da bakmakta yarar var. Hocam bir reklama gideceğiz. Tamam, peki. Tabii burada bu söylediklerinizi destekler mahiyette şunu da söylemek istiyorum. Dünya fındık ihtiyacının %87'sini Türkiye karşılıyor ama borsası Almanya'da, Hamburg'da. Neden? Biz o fındığı işlenmiş ürün olarak getirmiyoruz ki ülkemizde bu konuda dev firmalar İşlemenize var. Gerek yok ki. Sadece 25 gramlık pakete iç fındık olarak giriyor. Amerika bunu yapıyor ve biz şeyde gümrüklerde gördük. 10 dolar. Yani onu İtalya'dan da bir 5 arkadaş dolar, 10 dolar. Hong Kong'da 5 evet. dolardı mesela. Şey olarak ABD'de paketlenmiştir diyor. Allah'tan ben şeyin Türkiye'ye yazıyordu. Yani aslında konuşacak çok konumuz var ama evet. reklamdan sonraki bölümde hocam yem bitkilerine devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Yem bitkilerine devam edeceğiz. Bu tabii burada amacımız üreticiyi bilgilendirmek. Evet, evet. Az konuşmak, çok konuşmaktan ziyade bilgileri ne kadar çok bilgi verebilirsek biz o kadar kendimizi evet, kazançlı evet. hissediyoruz.
Ama reklam dönüşünde özellikle bu süt üretiminde, hayvancılıktaki en büyük sıkıntının temel sebeplerinden birisi süt fiyatlarının düşüklüğü müdür? İşte bir tesis kurulurken rentable çalışabilmesi için neler gerekli? Bunları da konuşalım. Bundan sonra reklamımız da olmayacak. Sevgili seyirciler, biz konuşmaya devam ediyoruz. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Yaklaşık bir 20-25 dakika süremiz var. Burada WhatsApp'tan gelen sorular var. Bugün onları fazla okuyalım ama birkaç tanesini şimdi okuyacağım. Hayırlı akşamlar, hepinize selamlar. Kadınan'dan İsmail Yaşar, kolay gelsin demiş. Hocalarımı Afşarlı Mahallesi'ne davet ediyorum. Burada göç veren bir yer. Burada ne yapabiliriz diye misafirimiz olursanız memnun oluruz. Siz de dahil bekliyoruz demişler. Hocam notunuzu alın isterseniz. Evet, Afşarlı, Kadınan. Afşarlı Mahallesi'nden, evet. Hocam. Kadınan'ı Afşarlı Mahallesi'nden... biz diyor sizi misafir ederiz. Kimmiş diyor. İsmail İsmini Yaşar. Söyledim bir İsmail daha söyleyeyim. Yaşar. İsmail Yaşar. İsmail Yaşar, evet. Evet. İsmail, evet. Yaşar. İsmail Bey de inşallah ben inşallah gelirim de hocalarım bilmiyorum. Hocalarım da geliriz derlerse gelirler. Siz giderken bizi de alırsınız, gideriz. Ha, o da olur bak. Beraber gideriz. Yok öyle kaçmak. 1935, 1965 ve 1991 yılları sırayla Büyükbaş 9-4, 17-9, 15-1 milyon adet demiştir hocam. 91'de 15.1 milyon adet demişler. Büyükbaş, doğru. Küçükbaş'ta 25-26 milyon, doğru. 4, doğru. 25.4, 54.2, evet. 60.1 milyon adet. Hı hı. Nüfus 16,2, 31.4. 56,5 milyon kişi. Evet, evet. Mevlüt Mülayim hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben dedim yani bu istatistiği kim verdi acaba diye merak ettim ama Mevlüt Mülayim hocam, Allah size uzun ömür versin. İnşallah bir gün yine programımızda sizi ağırlarız. Güzel rakamlar vermiş. Dolayısıyla vatandaşta şu olay var. Bizim Anadolu'yu ben adım adım dolaştım. Burada bir üretici birlikleri, ziraat odaları, yani tarımın sivil toplum kuruluşlarından ciddi oranda şikayetleri var. İşte biraz önce siz, o da bana çok enteresan geldi. Devletin verdiği o kadar teşvik, çok teşvik var ki dediniz. Çoğunu vatandaş bilmiyor, kullanmıyor. Tarımın sedekalarını da hocam bir konuşalım. Tarımın sedekaları... görevidir aslında bu devletin çiftçilere sağladığı imkanları duyurmak. Tarımın sedekaları çok olduğundan mı bu bir kargaşaya gidiyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tarımda örgütlenmenin içerisinde bunlara bakabiliriz. Aslında kooperatifler bir ekonomik olarak güç birliğidir kırsal kalkınmada. Buradaki en iyi örneğini verecek olsak Torku'yu vermiştik. Kırsal kalkınmada. İşte Tresüt var mesela. Evet, Tresüt keza aynı şekilde. Bunlar gerçekten kooperatif üretici birlikleri mesela. Nasıl bir araya geliyorlar? Kişiler kendi başlarına yapamayacakları işleri, yani ekonomik olarak bir güç olarak gördükleri konularda işte 15 kişi bir araya geliyor, 7 kişi bir araya geliyor ve bir birim kooperatif kuruyor. Birim kooperatifler işte normal kooperatifler kuruyor. Arkasından 7 tane birim kooperatif bir araya gelerek ne yapıyor? Üst birliklere gitmeye başlıyor. Şimdi kuruluşlarını bir tarafa bırakacak olursak, kooperatifler ekonomik güç oluşturmak, ortaklarının çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan organizasyonlar ve üretici, bunlar bazen
ürün satış amaçlı kurulurlar. Bazen tüketicilerin haklarını korumak üzere kurulurlar. Farklı şekillerde kurulabilirler. Ama üretici birliklerin bu kooperatif birliklerinden önemli bir farkı var. Üretici birlikleri piyasayı düzenlemek üzere kurulurlar. Yani piyasada üreticinin ürettiği ürünü nerede, ne şekilde değerlendirebileceğini ortaya koyan organizasyonlardır. Yani üreticiyi pazar karşısında güçlü konuma getiren organizasyonlardır üretici birlikleri. Ama bizdeki üretici birlikleri 2005 yılında kurulduğunda bazı eksikliklerin olduğunu uygulamada gördük. Ve onlarda halen bu eksiklikler devam ediyor. Mesela üretici birliklerinde ARGE oluşumları yok. Şimdi üreticilerinin ürünlerini alıp bir yerde muhafaza etme ya da depolama gibi bir şansları yok. Veya üreticilerine gelişen teknolojiyi takip ettirme konusunda onlara yönelik eğitimler verecek durumda olmayabiliyorlar. Bazıları da güçlü olabiliyor. Kendi özel şeyleri yapabiliyorlar. İşte yine Tork örneğini verebiliriz. Trisüt verebiliriz. İncir Üreticiler Birliği'ni verebiliriz. Bunlar gerçekten gelişmelerini ve hem iç hem dış uluslararası alanda, platformda da üreticilerini iyi temsil edebilen hocam, birlikler. Burada da şöyle bir olay yok mu? Şimdi hayvancılığa bakalım, büyükbaş hayvancılığa. Kırmızı Et Üreticileri Birliği var. Domuzluk Sığır Yetiştiriciler Birliği var. Süt Üreticileri Birliği var. Başka neler var? Meyve üreticileri. Hayır, şeyde, hayvancılık alanında. Yani kısa kalkınma kooperatifleri var ama kooperatifler farklı. Bir büyükbaş hayvancılıkta 3 tane var ki sütle ilgili başkaları da var herhalde yanılmıyorsam. Yani 3-4 tane büyükbaşta birlik var. Bu birliklerin bir de üst birlikleri tabii var. En üst birlikleri, merkez birlikleri siyasi alanda da, sosyal alanda da üyelerini temsil etmek için onu oluştururlar. Ama gelir olarak da hepsi üreticinin sırtında. Yani şimdi en çok itiraz ettikleri çiftçilerin bu. Gelir mesela burada devlet biz çok teşvik veriyor ama bu teşviklerin de çiftçinin cebine girmeden bu birliklere gidiyor. İşte saydık. Küçük başa gelen Koyun Sığır Yetiştiriciler Birliği var. Bunun yanında onların da yine farklı birlikleri var. Ziraat odaları var. Var da var. Yani birçok yere para ödüyorlar. Bunu daha sağlıklı bir çatıda mesela Uzak Doğu'da çiftçilerin kendi finans kurumları var, bankaları var. Yani adam ürünü üretiyor. Mesela Torku da böyle yapıyor. Evet. Tohumundan, gübresinden, ürünün her şeyine kadar, ürünün satışına kadar alıyor, işliyor ve bir katma değer oluşturuyor. Evet. Uzak Doğu'da da bu böyle, Avrupa'da da bu böyle. İşte Hollanda hep küçümsenir, yani Konya kadar bir yer. Hı hı. Ama Türkiye'den daha fazla ihracatı var, o Konya'dan küçük yer dediğiniz. Dolayısıyla burada üretimden tüketime kadar bütün alanlarda kooperatifin bu hizmeti verebilmesi lazım. İşte bir çatı altında da toplanmıyorlar şey, bunlar. Evet, yani bu kuruluştan başlangıçta yanlış tasarlanma, yanlış kuruldukları için yönergeleri belki yanlış oluşturdu. Yani 7 kişi bir araya gelince bir şey kurdukları için. Şöyle diyeyim en basitinden. Şimdi üretici birliklerini, kooperatifleri kurarken tabandan gelmeniz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Bir sistemi dışarıdan alıyoruz. Bakıyoruz ki Danimarka'daki kooperatif birlikleri çok iyi işliyor. Efendim ben Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da diyor ki kooperatif extension, yani kooperatif yayım sistemleri, kooperatifçilikle yayım eğitimi esaslı. Üniversite en üst düzeyde şeyleri, projeleri kontrol ediyor. Ama aynı zamanda üniversite öğretim üyeleri sahaya iniyor. %70'i sahaya iniyor. Üreticilerle beraber ürünü üretiyor. Büyük kooperatif birlikler halinde makinalı tarımlar, teknoloji son derece fazla kullanılıyor. İnsan faktörü daha az. Bunlara baktığınız zaman diyoruz ki hadi oradaki olsun veya Almanya örneğini alıp getiriyoruz. Bunlar bizim yapımıza uymuyor. Bizden çıkmıyor çünkü. Tabandan gelse, tabanda işte şimdi mesela
diyoruz ki rekabet etsin işletmeler. Firma bazında son yıllarda 2010'lu yıllardan sonra kümeleme çalışmalarını görüyoruz. İşte süt değer zinciri, et değer zinciri veya ahşap ürünlerde, otomotivde vesairede bir kümeleme, bir değer zinciri oluşturuyoruz. Oluşturuyoruz ama rekabet edebiliyor muyuz uluslararası alanda? Edemiyoruz. Neden? Çünkü birim işletme bazındaki sorunları biz görmüyoruz ki. Üreten başka, kümelenen başka, rekabet eden firma, sütü alan süt sanayi ürettiği ürünler, o rekabet etmeye çalışıyor ama sorunlar temelde süt işletmelerin kendisinde. Ama Türkler için de ne derler? Babasına kızıp gidip devlet kuran bir milletiz biz derler. Yani kolektif çalışma, doğru. Kolektif çalışma, kooperatifin temeli kolektif çalışma. Yani rekabet edemez. Patates üreticisini ben dinledim. 3-4 sefer gittim Niğde'ye. Orada da kooperatif yok. Herkes dert yanıyor. Patates mezarlıkları oluşmuş ve çok iğrenç bir kokusu var patatesin. Evet, evet. Bir sürü icra arabaları köye gidiyor, geliyor beldeye. Kooperatifiniz var mı? Yok. Neden? Önceden toptancı böyle el arkasında değil, böyle önünde geliyordu mal almak için. Şimdi toptancı el arkasında geliyor, senden 30 kuruşa konuşuyor. Hemen öbürki geliyor ya diyor, ben gel sana 25'e evet. veririm diyor. İşte en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bizim mantığımıza uygun değil. İşte tabandan gelme dediğim olay o. Önce kooperatif için ne olması gerektiğini anlatmanız gerek. Bir de bunun yararına üretici inanması gerekiyor. İşte Torku ne diyor ürünlerinde? Bu bir çiftçi birliği kuruluşudur, evet. Kuruluşudur. Yani bu ürünler bir kooperatif birlik ürünü olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Tüketici ne yapıyor? Güveniyor buna. Ben birçok etrafımdaki insanları, kendi alemden insanları, mesela Torku'yu anlattığım zaman dediler ki İstanbul'da biz de gidip özellikle onu, o ürünü alalım. Madem bu kadar güvenilir. Şimdi bunu anlatmakla olur. Üreticilere kooperatifin yararlarını anlatacaksınız. Bir de bundan faydalandığını görecek. Görmüyorsa... Bir de şöyle bir olay var. Tabii Torku... Atıyorum 1 kilo tereyağı kaç litre sütten oluyor diyelim, 7'den doluyor, 15'ten doluyor. Torku en üst seviyeden kaliteli ürünler üretiyor. Tabi burada Recep Konuk'a da sesleniyoruz. Yani bu kadar reklam yaptık artık. Yani evet. Şuraya böyle Torku'nun malzemelerinden göndermen lazım Sayın Başkan. Evet, o Sayın Vekilimiz aynı zamanda orada komisyonun başkanı. Biz tabi kendisinden başkanı, evet. Bunun benzerini Türkiye içinde bekliyoruz açıkçası. Ben kendisine çok gerçekten bu bölgede birlikte çalışmışlığım vardır ve çok takdir ettiğim insanlardan birisi. Örnekse örnek, markaysa marka, kalkınmaysa kalkınma. Bunun benzerini Türkiye içinde yapacaklarına da inanıyorum açıkçası. Evet. Yani bir Türkiye'ye hem Tresüt olsun hem evet, Konya evet. Şeker rol model bir bence kuruluş. De. Çiftçinin güçlü olduğu zaman, beraber olduğu zaman nasıl bir sinerjiyle, nasıl güçlü bir örgüt oluşturabileceğini gösteriyor. Evet, ama en basitini şöyle söyleyebilirim. Bizim üreticimiz pazar karşısında bireysel. Ürününü tek başına satıyor. Evet. Şimdi ben süt ürettiğimi düşünün. 1.20 kuruşa, 1 lira 20 kuruşa mal ediyorum. Bakın dışarıdan yem alıyorum vesaire alıyorum. Siz de 50 kuruşa mal ediyorsunuz. Kendiniz üretiyorsunuz. Kabayeniz, yeminizi, silajınızı kendiniz yapıyorsunuz. Rasyonunuzu kendiniz hazırlıyorsunuz. 1 liraya satsanız %100 para kazanıyorsunuz. Hayvancılıkla kendiniz uğraşıyorsunuz. Ama ben dışarıdan birisiyim ve 1 lira 20 kuruşa, siz de 50 kuruşa. Burada 60 kuruş ne yaptım ben? Zaten daha pazara çıkmadan kaybettim. Bunun ötesinde zaten süt maliyeti, izleyicilerden birisi soruyordu herhalde süt fiyatları niye bu kadar düşük diye. Süt fiyatları tabii çok farklı politikalarda izleniyor ama süt fiyatları çok da düşük değil şu anda. Ama süt maliyetleri çok yüksek. Diğer ülkelerle karşılaştırdığınız zaman hakikaten şu andaki süt fiyatları dünya fiyatlarıyla
eşdeğer, hatta bizimki daha fazla. Ama sorun ne? Yem sorunu. %71'ini yem maliyeti oluşturuyor. Evet. %71'ini siz yem maliyetinden oluşan bir şeyden ne kadar kar elde edebilirsiniz? Mesela vatandaş sormuş. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Bu tür yayın için hem size hem de değerli konuklarınıza saygılarımı iletiyorum. TV'yi geç açtım diyor. Kırmızı et fiyatları ileriki zamanda nasıl bir şekilde alacak? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Evet, kırmızı etin fiyatını düşürebilmek için süt hayvanlarının sayısı artacak. Süt hayvanlarının artması için de ot meselesini çözmemiz gerekiyor. Evet. Kabayan. Yine bir soru daha var. Meselesini çözmemiz. Onu da hemen alalım. Konya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde çiftçinin yetiştiricinin ayağına kadar gidip yetiştiriciyi bilgilendirmektedir. Evet. Eğitimle kalmayıp tarladan ahıra kadar sahilmektedir ama Hasan Hocam size de dönelim. Çünkü son 15 dakikamız. Daha öyle bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal, eskiden il özel idareydi biliyorsunuz, belediyelere devredildi. Büyükşehir yasası filan. Evet, ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın gerçekten sahada, dağ köylerinde de ova köylerinde, özellikle dağ köylerinde çok büyük, özellikle dezavantajlı gruplarda kırsal kadınlara yönelik çok güzel eğitimleri var. Ve bunları katma değerli ürünlere de dönüştürüp örnek olarak da Anayol üstünde bir satış ofisi oluşturdular. Kadınların bu ürünleri orada sergileniyor. Bunun daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Mesela İtalya'da ben görmüştüm. Küçük küçük reyonlar mahalli pazarlarda. Altı buzdolabı, üste getiriyor kadın ürettiği şeyleri veya katma değere dönüştürdüğü peynirini, yoğurdunu, işte zeytinini vesaire getiriyor. Hatta yemekler, zeytinyağlı yemekler bile satılabiliyordu. Bunun benzeri reyonlar oluşturmak için buradaki Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızla da Raşit Bey'le de görüştük, konuştuk bunları. Gerçekten çok da iyi çalışıyorlar. Ben kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü kırsal alandaki kadınların gelir düzeyi çok düşük. Onlara daha etkili, belediyede bu konuda duyarlı. Böyle bir yer oluşturabilirsek Konya'da, hakikaten çok etkili olacağını düşünüyorum. Sayın Belediye Başkanı Taylan Hürek sever bu tür şeyleri. Evet, buradan da biliyorum ama bunu geç gördüm. Bu mesajı söylemezsem de üzülürüm. Tarımsal destekler ve sosyal sermaye ilişkisine değinir misiniz? Test konum demiş. Test konusuymuş. Lütfen biraz bilgilendirin, dinliyorum. Osman Özel, Necmettin Erbakan Üniversitesi master öğrencisi. Sevgili Osman Özel, artık burada onu o şansımız yok ama. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümüne gelsin. Evet, duydunuz. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı'na gelin. Sevgili hocamızı bulun. O size bu konuda bilgi verecek ama son bir mesaj okuyacağım. Ondan sonra top sizde. Size fazla söz vereceğim. Sevgili Hasan abi vereceğiz ama. Recep Bey, bahsettiğiniz birliklerin seçimde... Ben yanlış söyledim değil mi? Hasan. Önemli değil. Abi kusura bakmayın. Burada bir mesaj da aklım gitti. Proken Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Kenan Özcan bir mesajı atmış. Recep Bey, bahsettiğiniz birliklerin seçimlerini bir takip edin. Mutlaka bir üst siyasi akıl tarafından atanan adamlar çiftçiye seçtiriliyor. Çiftçi ve hayvan sahipleri gerçekten kendi işlerinden olan, işin mutfağından gelen ve sorunlara hakim olan insanları seçemiyor. Çiftçi önüne sunulan seçenekler arasında seçim yapıyor. Seçenekleri kontrol etme şansı yok. Gerçekten bu kişi bu işin ehli mi? Hayvandan, sütten, etten, buğdaydan anlar mı? Ne kadar bizim yanımızda olacak diye düşünemiyor. Seçilen insanların kendilerini seçtiren siyasi üst aklın adam olarak iş yapıyorlar. Çiftçinin adam olarak değil. Çünkü siyasi ikbal beklentisi olan adam yükselmek için siyasi iradenin adamı oluyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Okumuş olduk. Bu tabii sevgili Kenan Özcan kitabı ortasından okuyan bir arkadaşımız. Çok önemli tespitleri var. İnşallah bir gün yine bu tür bir program yaptığımızda sevgili Kenan Özcan'ı da davet ederiz. Hocam program sonuna kadar söz sizde. Hakkınızı helal edin. Tekrar konuşmaya başlayalım. Ben öncelikle şu eğitim sonunu bitirelim inşallah. Biraz önce bir mesaj okudunuz. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
diye. Devamlı biz dirsek teması halindeyiz Raşit Bey'le. Günlük olmasa da gün aşırı görüşüyoruz. Yani ortak paydalarımız çok olduğu için. Yani onlar da bir hizmet veriyor. Bizler de hizmet veriyoruz. İşte kurumlar veriyor. Şirketler veriyor. Sonuçta tarıma kim hizmet veriyorsa elinden öpmek, alnından öpmek gerekiyor. Hatta benim kızım da ziraat mühendisi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalışıyor. Devamlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Biz şimdi eğitim şeyini bitirdik. Yani içeriğini. Sonucu şu şekilde bağlıyoruz. Eğitim artı uygulama artı tanıtım. Uygulama noktasında çeşitli sponsor firmalarla teknolojik gelişmeler, teknolojik ürünlerin yine yerinde tanıtılmasıyla, uygulamasıyla üretimi artırmaya yönelik bu seçenekte programımızın içerisinde. Hı hı. Tanıtım noktasında ise hocam da değindi biraz önce tarımsal hizmetlerin Japon Parkı yanında küçük bir satış ofisleri var. Biz şöyle düşünüyoruz. İnşallah bunu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımıza inanıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerin neticesinde Mayıs ayı sonuna rastlayacak. Orada bir yöresel ürünlerin pazarlama payını artırmaya yönelik bir etkinlik olacak. Yani her belediyenin yöresindeki ürünleri, el sanatları, unu, bulguru neyse artık öğreye has, reçelinden tutun da organik çileğinden, organik bağlı neyse artık. Onların sergilenmiş olduğu bir şey, etkinlik. Yanında süt bayramı veya eğitimin konusu neyse onunla ilgili etkinlikler, seminerler, tanıtım programlarının olduğu bir festival niteliğinde böyle bir etkinlik düşünüyorum. Burada da inşallah amacımız, gayemiz yöresel ürünlerin artırılmasına yönelik olacaktır ki hedef olarak %12 bir pazar payının artmasını hedefliyoruz. Yani görüşmelerimizin neticesinde. Eğitimler şu anda başladı. Tekrar ediyorum. Üniversite yanımızda, ziraat odaları yanımızda, belediyeler yanımızda. Çiftçi gelip odalar kanalıyla bu eğitimi almak istiyorsa yani ziraat mühendisi arkadaşlarımız alanda olmuş olacak. Peki çiftçilerden bir herhangi bir para alınıyor hayır, mu? Hayır, öyle bir şey yok. Geçmişte bazı ücretler alınıyordu. Halk eğitimler, belge parası. Onu da Milli Eğitim'de görüştük. Herhangi bir ücret şeyi yok. Yani bu eğitimin başından sonuna da sertifikası ücretsiz. Ücretsiz. Böyle bir sıkıntı yok. Yani bunu da arkadaşlarımıza duyuralım. Yani çiftçi arkadaşlarımıza değerlendirilmesi gereken bir olay. Bilgi ayağına geliyor. Yani öyle bir şeydi. O konuyu bitirdikten sonra ben şu meralarla ilgili birkaç şey daha var. Evet, meralar da, çok önemli hocam. Çok önemli. Avrupa'da hayvancılığın gelişmiş ülkelere baktığımızda toplam tarım arazisinde yem bitkilerinin ekiliş oranlarına söyleyeceğim şimdi. Mesela Almanya'da %36. Yani yem bitkisinin ekilme oranı. Tarım arazileri içinde %36'sı yem bitkisi, %64'ü de diğer şeyler. Hollanda'ya baktığımızda %31 bir oran. İngiltere ve Fransa'ya baktığımızda %25. Yani toplam tarım arazisinde %25'i yem bitkilerine ayrılmış vaziyette. Tabii burada otomatikman kaba yem sorunu çözüldüğü için dünyaya hitap edecek, ihracat biz yapacak. Bizde neydi hocam o ara? Şimdi onu söyleyeceğim. 2004 yılında 3.41 yem bitkilerinin ekilme oranı. Bu TÜİK verileri. 2016 yılında %9.01'e yükselmiş. Bir yükselme trendi içerisinde. Yani şeye ulaşmak için mesela Fransa seviyesine ulaşabilmek için yaklaşık 5 milyon hektar daha yem bitkilerine ayrılması gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman yani biraz önce ilk konuşmamda söyledim. Kaba yem açığının kapatılması yem alanlarının artmasına bağlı. Ve mera alanlarının ıslah edilmesine ve kanun çerçevesinde otlatılmasına bağlı. Şimdi havalar ısınır ısınmaz oraya da değinmek istiyorum. Bilhassa küçükbaş hayvan sahipleri, işletmeler daha yemler filizlenirken yem bitkileri hemen hayvanları sürüyorlar. Büyümeden bitmiş oluyor. Ondan sonra sezon ilerledikçe tabi çiftçiler diyor hayvan tok gidiyor aş geliyor diye böyle bir espri de yapıyorlar yani. Bu da
espri ama yani kaçınılmaz bir gerçek. Kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için devletin bazı destekleri var. Yani destekleri derken mesela Gonca'ya sulu alanda 60 lira, kuru alanda 35 lira. Mesela ben şunu öneriyorum. Kıraç alanda suni mera oluşması noktasında biz arkadaşlara söylüyoruz. Bugün gerçi Tarım İl Müdürlüğü'nün sayfasında 150 Türk Lirası diyor ama resmi gazetede 60 lira yazıyor. Orada bir çelişki var tahminim. Yani 60 lira bir destek veriyor suni mera noktasında. Yani kıraç alanda yaklaşık 400 ile 600 kilogram yaklaşık yedili karışımlar dediğimiz çayır mera bitkileri ekilebilir. Hem kalite açısından hem protein açısından yani ideal bir ot şeyi olabilir. Yani kıraç alanları bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani buradan biz çiftçilerimize söylüyoruz. Bunu da uygulamaya başlıyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Son 4 dakikamız hocam. Mera ıslah noktasında çeşitli ilçelerimizde seminerler yaptık. Mevlüt hocam katıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız katıldı. Bahri Dağdaş'tan arkadaşlarımız katıldı. Böyle bir eğitim seminerleri yaptık. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Islah noktasında arkadaşlarımız, ben o projenin de uzmanıyım aynı zamanda. Yaklaşık 35 tane şu zamana kadar bir müracaat yapıldı. Fakat kendi kendimize kuyumuzu kazıyoruz. Ben buradan söylemek istiyorum. Neden? Heyet geliyor, köye veya yaylaya soruyor. Fakat orada şöyle bir hava estiriliyor. Deniliyor ki işte Ahmet burayı kiralayacak, pancar ekecek, efendim mısır ekecek, ayçiçeği ekecek. Bilen de bilmeyen de imza topluyor. Halbuki orada görüyoruz. Yani Konya'da yaklaşık tarım arazisinin üçte biri kadar mera alanı var. Ve baktığımızda sizler de dolaşıyorsunuz. Dikenden doğru dürüst yani yeşil alan bile görülmüyor. Bunlar ıslaha amaçlı. Yani önü açılmış olsa yaklaşık 35 dosyadan daha hiçbir gerçekleşen yok. Bir tane dosya var Karapınar bölgesinden. Başbakanlıkta bekliyor. 3,5 yılda daha bir ses soluk yok. Ya unutulmuştur o bir yere. Unutuldu bilmiyorum. Yani o arkadaşın yani. Oğlu da başbakanlıkta görevli. Onu da söyleyeyim. Buradan bizi takip ediyorsa bilmiyorum. Bunun da biraz hassas davranılması gerekiyor. Çiftçiler açısından. Yani böyle bir şey var. Islah projesi var. Değerlendirilmesi gerekiyor. Yani önü açılsın. Yani biri pancar ekecek diye zaten bunun cezai müeyyideleri var. Yani kiralama noktasında vakit olsa onları da açıklamaya çalışırdık ama işte insanlar değişik fikirler altında toplanarak da maalesef meraları etkin bir şekilde kullanamıyoruz. Evet. Adnan Öktem Bey'in dediği gibi et meselesi ot meselesidir. Ot meselesi çözülmediği takdirde bu problem devam eder, daha da edecektir. Evet, yani ot çözülmeden, süt çözülmez, süt çözülmeden de hayvancılık çözülmez ama Cennet Oğuz'a bir mesaj gelmiş. Sayın Cennet Oğuz, iyi akşamlar. Ben sizi Avrupa'dan takip ediyorum. Siz Türkiye'de ot sorunu var dediniz. Avrupa'da bu sorun mısır ekimiyle çözüldü. Neden biz Türkiye'de neden bizim Türkiye'de ekilmiyor? Bizim arazilerimiz daha fazla. Saygılarımla ben Zehra halasının küçüğün damadıyım, Hollanda'dan demiş. Böyle program yaptığınız için size de teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Zaman çabuk geçti ama tabii konuşacağımız daha çok konu var. İnşallah ilerleyen haftalarda tekrar sizi ağırlarız. Hem Cennet Hocam'a hem sevgili Abdullah Kaya abimize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Programı da burada bitireceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Çiftçilerimize de hayırlı akşamlar, evet, hayırlı ürünler diliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün de tarım masası belirlenen sürede bitti. Burada çıkaracağımız konu hem tarım ekonomisiyle ilgili bölüm başkanımızın söylediği hem de ziraat mühendisi Abdullah Kaya abinin de söylediği gibi tarımda planlama şart. Çok ekip fiyatı düşecek
az ekersen de fiyat artacak. Bir türlü dengesini biz kuramıyoruz. Hayvancılık yapıldığı zaman ben 2,5 biliyordum ama hocam düzeltti. 3 dekar muhakkak süretle yem bitkisi ekilmesi gerekiyor. Çok önemli bir tespit daha yaptı sevgili Cennet Oğuz. Dedi ki pazarda bireysel satışa çıkarsak bir süt üreticisi 50 kuruşa mal ediyor. Bütün işleri kendisi yapıyor. Kendisi yem bitkilerini ekiyor. Bir tanesi de her şeyi hazır alarak 1 lira 20 kuruşa mal ediyor. Rekabet şartı yok. Birisi 1 liraya satarsa %100 para kazanıyor. Ama öbürki zarar ediyor. O yüzden kooperatifleşme, örgütleşme burada çok önemli. Biz örgütleşmemizi sağlıklı işte TORK örneğinde olduğu gibi, Tresüt'te olduğu gibi sağlıklı organizasyonlar, örgütler kurabilirsek muhakkak süretle Türk çiftçisi hak ettiği değeri görecektir. Ürünleri hak ettiği piyasa şartlarına kavuşacaktır diyoruz. Önümüzdeki hafta 31 Ekim Salı günü yine 21.15'te Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Sayın Faruk Çelik'i programımızda Tarım Masası'nda ağırlayacağız. Gündeme dair güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Bu haftalık yayın burada bitti. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sundu.